Yaşlılarımız, onlar bizim değerlerimiz, köklerimiz, geleneklerimiz, tarihimiz, ışığımız, yol göstericimiz. Ömrünün sonuna kadar topluma kazandıracağı çok şey olan, yaşamın içinde ben de varım diyen bilge ve üretici büyüklerimiz. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yaşlılarda psikolojik sağlamlık üzerine sohbet edeceğiz. Her cuma olduğu gibi. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Nevzat Hocam, iyi cumalar ve hayırlı Ramazanlar dileyerek başlayalım. Teşekkür ederim. Ben de iyi cumalar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bütün dinleyicilerimize inşallah Türkiye daha güzele, bu yaşanan sıkıntılardan sonra daha iyi güzele, Ramazan'da bir toparlanma vesilesi olur diye temenni ediyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. Hocam, yaşlılık öyle bir şey ki genç yaşlılık dönemlerinde, yani böyle olgunluğu biraz geçtiğimiz dönemlerde aslında yaşamla ilgili başarılmak istenen bazı şeyler başarılmış, belli güvenceler sağlanmış. İnsan artık hani yaşamın yarışmacı koltuğunda değil de jüri koltuğunda oturuyor, hissediyor kendini. O yüzden o olgunluk dönemi lezzetli olabiliyor. Fakat ilerleyen yaşlarda işte çok ilaç kullanıldığı, artık hastalıkların da ilerlediği ve elin kolun tutmuyor hissedildiği yaşlarda yorucu olabiliyor yaşlılık. Dolayısıyla psikolojik sorunlar da baş gösterebiliyor. O yüzden bugün psikolojik sağlamlığı yaşlılarda inceleyeceğiz. Bu hafta içinde başarılı yaşlanma, güvenli yaşama, yaşam riskleri ve yaşlı refahı gibi birçok konu başlığına değinildi. Bunlardan kısa kısa bahsetmek ister misiniz? Tabii, güzel olur. Siz güzel bir giriş yaptınız. Mesela yaşlılar yarışma koltuğu şeyinde değil, pistinde değil, jüri koltuğunda oturuyorlar. Sporda böyle ama. Tabii. Fakat bakıyorsun yaşlılarda zihinde böyle değil. Sosyal hayatta böyle değil. Böyle olunca da mutlu olamıyor yaşlılar. Hı hı. Yani aslında sağlıklı yaşlanma varsa bunu sağlayabiliyor kişi. Sağlıklı yaşlanma yoksa sanki spordaki aktif gibi her şeyde de aktif olmaya çalışıyor. Gençlere özenmeye çalışıyor. Yani o yaşın, her yaşın çünkü güzellikleri var, zorlukları var. İnsana kazandırdığı şeyler var, kaybettiği yetiler var. Bütün bunlar arasında hangisine odaklanırsa o şekilde bir yaşlıktaki psikolojik sağlamlık o şekilde oluşuyor. Bu nedenle psikolojik sağlamlığı aslında bilmek lazım. Hı hı. Psikolojik sağlamlık yaşlılarda normalde genel olarak artıyor, psikolojik sağlamlık. Yani psikolojik sağlamlık İngilizce karşı resilience diyor. Psychological resilience diye geçiyor. Resilience demek dirençlilik böyle. Yani tekrar bir insan bir zorluk yaşadığı zaman hızla tekrar eski haline gelebilmesi. Artıyor mu yaşlılıkta? Yaşlılıkta normalde artar. Olgun kişiliği olan yaşlarda artar. Hmm. Ama yaşlılıkta zaten yani hayattan tecrübe birikimi olduğu için yaşlılar genellikle daha bilgeleşirler gençlere göre ve gençlerin panik yaptığı, korktuğu olaylarda yaşlılar dengeyi sağlarlar. Hatta bunu bırakalım, bir şeylerde de öyledir. Mesela yaşlı kurtlar şeydir, belli bir yaşa gelen kurtlar bilge kurtlardır, en arkada durur, sürüye gelen tehlikeleri uzaktan gözlenir, haber verir mesela. Genç kurtlar sürüde önde gider. Hı hı. Yaşlı kurtlar arkada gider ama orada tehlikeyi haber verirler. Geyiklerde de öyledir mesela. Yaşlı geyikler, böyle genç geyikler yaşlı geyiğe bakar tehlike geldiğinde. O ne tarafa bakıyorsa o tarafa kaçarlar. Hı hı. Onların tecrübesinden faydalanıyor. Bu insanlar için de geçerli. Hayat olayları karşısında, zamanın şartları karşısında yaşlıların ön sezgileri vardır, rasyonel sezgileri vardır. Onlar böyle durumlarda sağlıklı tepki verirlerse, bilge kişiler de oluyor genellikle, onların görüşüne gençler değer verirlerse, onların görüşünü alıp ama kendi görüşünü daha sonra revize edip ona göre ilerlerlerse yaşlıların tecrübelerinden faydalanılabilir. Şimdi bu yaşlıların, İleri yaştaki kişilerin ruh sağlığı açısından da önemli. Yani kendisinden fikir alınan, danışılan, sorulan, gençlerin çevresinde olduğu bir yaşlılık
keyif verici bir yaşlılık. İşte onun için şu lazım hocam. Eskiden kabile hayatında da böyleydi. Geleneksel toplumda da böyleydi. Genç yaşlı bir arada, işte büyük hanelerde bir arada yaşanırdı. Tabii. O zaman ne oluyor? Hayatın içinde bütün parçalar, eklemler doğru yerine oturmuş oluyor. Gencin aynen. gücü, ataklığıyla yaşlının bilgeliği, serinkanlığı muhteşem bir bileşim yaratıyor. Oysa şimdi yaşlı bir tarafta, genç bir tarafta. Biri biliyor, gücü yok. Biri güçlü, bilgisi ve tecrübesi yok. Olmuyor o zaman. Evet. Tabii yani bu geniş ailelerde mesela gençler evlendiği zaman çocuk büyütürken aile büyükleri kızım öyle değil böyle daha iyi olur böyle diye onları böyle kırıp dökmeden çocuklarını annelik babalık becerileri öğretiyorlardı. Şimdi bu şimdi çekirdek aile nedeniyle bu bilgi aktarımı olmuyor, tecrübe aktarımı olmuyor yaşlılardan. Onlar da nedir? İşte sosyal medyadan öğrenmeye çalışıyorlar. İnternetten, kitaplardan öğrenmeye çalışıyorlar ama teorik bilgiyle pratik tecrübelik bilgisi, ustalık bilgisi biri olmuyor. Yani bu nedenle yine de biz toplum olarak yani geniş aile yapısını tam kaybetmedik. Yani böyle aynı mesela çoğu bakıyorsun hatta bir sosyolog Türkiye'ye gelmiş, inceleme yapmış aile üzerine. Çekirdek aile, geniş aile dönüşümü nasıl diye. Çekirdek aile gözüküyor ama demiş siz çekirdek aile de değilsiniz, geniş aile de değilsiniz. Arada. Çekirdek aileler konfederasyonu olmuşsunuz demiş. Ha. Aynı apartmanda bütün aileler ayrı evler. Ha, çok. Fakat çoğu bir arada çekirdek sık sık görüşüyor. Çocuklar beraber oynuyor, beraber büyüyor. Sık sık görüşüyorlar. Problemler de bazı problemler de beraberinde geliyor ama büyük bir destek de oluyor. Mesela çok birisi hasta evet. olduğu zaman bir deprem bölgesinde geniş ailenin müthiş faydasını gördük biz şimdi şu anda. Kahramanmaraş'ta, Malatya, Adıyaman hepsinde. Yani hemen bütün aileler bir araya geldi, yalnızlığı giderdiler, yaşlıların yalnızlığı giderdiler. Aynı evde kalmaya başladılar. Yani Türkiye'nin bir yerine dağılmış olanlar hemen bir araya geldi, onlara sahip çıktı. Emin ol bu böyle bir olay. Bizim bu Güneydoğu'da olan o deprem olayı eğer başka bir yerde olsa çok insanlar yalnızlıktan ölürlerdi. Zaten Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta 2019'da dünyayı bekleyen 3 büyük tehlike dedi. Bak. Nedir? Birincisi yalnızlık dedi. Birinci tehlike yalnızlık. İkinci tehlike iklim değişikliği. Üçüncü tehlike de ekonomik belirsizlik, yani dengesizlik, ekonomik güvensizliği dedi. Yani gelir eşitsizliği. Hı hı. Bu üç büyük tehlikeyi söyledi. Bir tanesi de yalnızlık. Yalnızlık da en çok yaşlılarda şu anda ve gençlerde de çok büyük. İngiltere'de yapılan bir araştırma var. 50 bin kişi üzerine Manchester City Üniversitesi ile BBC'nin birlikte yaptığı. Gençlerde bu sosyal izolasyon, sosyal medyanın %40 ve çok yalnızım diyor. 75 yaş üstünde de %27 çok yalnızım diyor. Yani bunlar yani yalnız yaşayan insanlar da ciddi ileri yaşta birçok hastalıklar onun sebebiyle oluyor. Hatta dünya yine o Davos'ta yapılan açıklamada ilginç bir şey var. Yalnızlık bir günde 15 sigara içmiş kadar zarar veriyor kişinin beden sağlığına yalnız yaşamak. Evet. Bir günde 15 sigara içmiş kadar yani bir pakete yakın sigara içmiş gibi yani bir bağışıklık sistemini bozuyor, sağlığı bozuyor. Bu nedenle yani ileri yaştaki yalnızlığın en büyük sebebi psikolojik sağlamlıklarına yönelik yanlış şeylerin yapılması. Yani ileri yaştaki insanların en büyük ihtiyacı sosyal destek. Ben merkezi, yaşlı kimse gençliğinde ben merkeziyse ileri yaşta yalnız kalıyor. Yetiştirdiği çocuklar da ben merkeziyse önce benim konforum diyor. Önce ben, önce can sonra canan diyor. Ve böyle olunca da annesi orada dertli, çileşki geziyor kafasına göre geziyor. Yani bu hatta ben şeyde yaşadım onu. ABD'de Newport'taydık bu Kaliforniya, Güney Kaliforniya'da. Orada bir şey oluyor böyle. Birisi vefat ediyor. Belediye evde birisi vefat ettiği haber veriyorlar. Oğlu Hawaii'de tatildeymiş. Hı hı. Pasifik'te biliyorsun. Ona telefon ediyorlar. Babanız öldü evde cenazeyi siz mi kaldırsın biz mi kaldıralım diyorlar. Siz kaldırın diyor oğlum. Hı hı. Yani böyle bir durumda yalnızlıktan
yani mutsuz bir şekilde ihtiyarlıklarını mutsuz geçiriyorlar. Yani modernizmin getirdiği birçok, yani bizim hayatımızı kolaylaştırırken bazı insani de özelliklerimizi kaybettirdi bizde. Madalyonun diğer yüzü yani işte. Diğer yüzü. Yani bu nedenle o işte psikolojik sağlamlık bir zorlukla yaşandığı zaman kolayca toparlanabilme becerisidir. Yani zor hayatta sıkıntı, stres, kötü bir olay, olumsuz bir olay, zor zamanlar olmadan olmaz ki. Hayat düz çizgi gibi değil. Zor zamanlar var. Zor zamanları daha az zorlukla, sıkıntıyla aşabilmek, daha böyle iyi, rahat çözümler üretebilmek. Yani o anda işte sosyal destek çok işe yarıyor. Böyle zor zamanlarda. Peki hocam, bizim 60'ların ortasındayız diyelim. Yani genç yaşlıya mı giriyor? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kaça kadar, 65'e kadar mı genç kabul ediliyor? 65, şimdi 65'ten sonrası yaşlılık kabul ediyor. 75'ten sonrası ileri yaşlılık kabul tamam. ediliyor. Tamam, biz 65 yaşındayız diyelim. Bizim başarılı bir yaşlanma, sağlıklı, psikolojik sağlam bir yaşlanma yaşamamız için, öyle yaşlılık yıllarımızı böyle yaşamamız için herkes emekli için koşturuyor. Yani emekli olayım, işte başımı sokacak bir evim olsun. Haklı insanlar, böyle ihtiyaçları var, bunun için koşturuyorlar. Ama kimse herhalde psikolojik refah içinde, hem sağlıklı hem de psikolojik refah içinde bir yaşlı olayım diye bir çabası, bir yatırımı yok. Ben 65 yaşındayım diyelim. Nasıl böyle bir yatırım yapabilirim kendime? Tabii şimdi sağlıklı yaşlanmanın temeli aslında çocukluk döneminde atılıyor. Çünkü çocuk doğar doğmaz aslında yaşlanmaya başlıyor insanoğlu. Evet. Bütün canlılar doğar doğmaz yaşlanmaya başlıyor. Ama dönemlerinde bu yaşlanma yavaş oluyor. Daha sonra tabii vücuttaki enerji akışı yüksek olduğu için vücut hemen yeniliyor kendisini. Ama ileri yaşta hücre yenilemesi, yani bütün duyusal şeyler, algılamalar oluyor, girdiler oluyor, işte ses, ışık, birçok her şey, görme zayıflıyor, işitme zayıflıyor, hafıza zayıflıyor. Bazı azalan yetiler var mesela. Yeni şeyler öğrenmek zorlaşır, hafıza zayıflar, hı hı. Girişimcilik zayıflar. Ama ileri yaşta artan yetiler var. Mesela bilgelik, ağırbaşlılık artıyor. Mantıklı, doğru düşünme, sağlıklı karar verme artıyor. Ve daha doğru değer yargılarına sahip olma artıyor. Bilgi birikimi, tecrübe, olgun kişilikle birleşirse mutlu ihtiyar ortaya çıkıyor, yaşlılar ortaya çıkıyor. Daha tutarlı, hoşgörülü ve daha sabırlı oluyorlar yaşlılar. Bu artan yetiler oluyor. Yaşlarda azalan yetiler, fiziksel yetiler genellikle azalıyor. Zihinsel yetilerde de kişi bilgeleşerek o azalan zihinsel yetileri telafi edebiliyor. Yani burada küçük yaşta düşünün, yani kişi buna bu yetileri kazanmaya yönelik bir hayat, yaşam stili oluşturması gerekir. Yani insan vücudu en çok yaşlandıran şey yanlış yaşama. Yanlış yaşama. Hatta Lokman Hekim'in için söylenir. Hastalıkların 1/3 ayazdan, 1/3 boğazdan, 1/3 de gamdan olur diye. Ne güzel. Yani bak, yani hepsi bunlar, gam, keder hissettiğin zaman bu ayazdan, hani sağlığına dikkat etmeyin. Hı-hı. Soğuk, sıcak, hani üşütme gibi. Boğazı yanlış beslenme. Yani yanlış yaşama stili aslında. Hastalıkların çoğu bunlardan oluşuyor. Yani yaşama stilimizi doğru bir şekilde küçük yaştan, genç yaştan başarabilirsek kişi şey yapar, sağlığını bir şekilde ileri kaliteli yaşlılık, ileri dönemlerde kaliteli bir yaşlılık geçirebilir. Ama yaşlanma enteresan bir şeydir. Vücut fiziksel olarak çaptan düşüyor vücut. Enerjisi azalıyor, yürüme hızlıyor, çabuk yoruluyor, daha çabuk merdiven çıkma, her şeyi etkileniyor. Kas, vücuttaki kas yapısı zayıflıyor. Yani mesela günde 5000 adım yürümeyi başaran bir kimse, orta yaşlardan itibaren, küçük yaştan itibaren, gençlikten sonra yavaşlıyor insan. Ama 5000 adımı alışkanlık haline getiren kişi ileri yaşta da daha dinç olabiliyor. Hı hı. Ama bunu yaşamıyorsa, eğer bunu yapmıyorsa daha sonra ileri yaşta çabuk beli bükülüyor. Yani bu nedenle bu alışkanlık, fiziksel alışkanlıklar olduğu gibi şeyde de öyle. Yani insanın
zihinsel alışkanlıklarda da beynimizin bir özelliği var. Sağlıklı beyin için yani kullan ya da kaybet kuralıyla çalışıyor beyin. Yani eğer yaşlı beynini kullanan bir kimse ise, beyninin her şey, yani derin düşünce varsa, ayrıntılı düşünce şey varsa, böyle yani olayları böyle sadece statikocu değilse, tutucu değilse, o kişi yeni şeyler öğrenmeye açıksa, beyni en çok geliştiren şey yeni deneyimlere açık olmaktır. Yeni bilgiler öğrenmektir ve aynı zamanda da kişinin yani düşündüğü hakkında düşünmesidir beyni geliştiren. Beyin egzersizleri bunlar. Bunlar da düşünülürse yani ya yorum yaparsa işittiği şeylerle ilgili beynini, yani ezberci olursa otomatik hep aynı yolda gidip gelirse, hep aynı işleri yaparsa beynin belli yolları çalıştığı alanlar canlı kalıyor, diğerleri yıkılıyor. Ama beynin her tarafını devamlı kullanıyorsa bir kimse, yani yorum yapıyorsa, olayları analiz ediyorsa, ya sosyal temas artıyorsa, çevre iletişimi iyiyse, yani okuyorsa, yorumluyorsa, böyle kişilerde yani kişi 100 yaşına gelse bile zihni açık oluyor. Ya hiç şey yapmıyor. Hatta hiç unutmam, benim rahmetli Ayhan Songar Hoca vardı, o bir hatırası anlattı Celal Bayar'la ilgili. Celal Bayar 100 yaşındaymış, tam 100 yaşını geçtikten sonra onu ziyarete gitmiş. Böyle bir şey, bana 3 ay sonra şu şey bir kitap istemiş ondan, Ayhan Hoca'dan. 2-3 ay sonra gittiğinde demiş, kitabı getirmemiş de unutmuştur nasılsa diye. Demiş, ya bu kitabı istemiştim, niye getirmedin demiş. Unuttum, gülmüş o da, unuttum sandın değil mi demiş. Yani mesela şey yapmış, yani 100 yaşında okuyor. Yani 100 yaşında öyle bir şey, öyle bir yaşıyor ki, 100 yaşında misafir geldiği zaman gece pijamayla karşılamıyor mesela, şeyle gidip öyle gidiyor. Yani kültür, nezaket kültürü alışkanlık haline getirmiş bunu. Böyle olunca vücut şey yapıyor tabii, yani bırakmamış kendini. Bırakmadıkça ileride sağlıklı yaşlılık ortaya çıkabiliyor. Yani bu nedenle mesela yaşlılarda en çok yapılan şey şudur, hep kendi gençliğini överler. Evet. İşte küçüğün büyüğe saygısı yok, kimse haddini bilmiyor diye böyle hep kendi haklarının yendiğini söylerler. Yani geçmişin yasını tutmaktan bugünün tadını çıkaramazlar. Bravo. Evet hocam. Yani böyle olunca da bugün halbuki yaşlılığın kazandırdığı birçok olumlu şeyler var. 92 yaşında bir hanımefendiye niye bu kadar mutlusun sen diye soruyorlar, böyle şaşırıyorlar. Yok, gayet mutlu, etrafa mutluluk saçıyor. Ben diyor, çalışmayan organlarımı değil çalışan organlarımı düşünüyorum diyor. Çok güzel. Yani bu hayata bakış açısıyla ilgili yaşlılıktaki psikolojik sağlamlık. Yani bunun için bu bakış açısı da gençlik yıllarında ve orta yaşlardaki yaşam felsefesiyle kazanılıyor. Yani bu nedenle mesela en çok yaşlarda gençliğini ve zevkini kaybetme korkusu oluyor. Sen yani yaşının gereği olarak bazı zevkleri kaybediyorsun, ama bazı zevklerde de mesela bilgelikte, fikrinin sorulmasında, yaptığın şeylerde, böyle yani bıraktığın, yetiştirdiğin evlatta, bıraktığın eserlerde, arkandan hayatın sonuna geldiğin zaman iyi bir insan olarak anılmak gibi bir birikimle bunu yaptıysan bir insan, böyle durumlarda zaten yani ileri yaştaki mutluluk ister istemez şey oluyor. Yani mutsuz olmasına bile fırsat bırakmıyor kişinin. Yani onun için toplumdaki tabii ön yargılar var. Mesela yaşlılık şifası olmayan bir hastalık gibi ön yargı var bazılarında. Yaşlılık hastalık değil ki. Yaşlılık hayatın, onun için yaşlılığı hastalık olarak görmek. Onun için yaşlılık de şey denmiyor. Yaşlılık psikolojisi demiyoruz. Yaşlanma psikolojisi diyoruz. Hatta anti-aging bile kullanılması sakıncalı oldu yani. Yaşlılığı bir düşman gibi görüp, düşman anti-aging demek. Yaşlanmaya karşı tam bu. Tehdit gibi yemek yerine sağlıklı yaşlanma tabiri kullanılıyor şimdi. Evet. Anti-aging yani sağlıklı yaşlanma. Dediğiniz gibi tam karşılığı yaşlanma karşıtı. Yaşlanma karşıtı. Gençlik pınarı bulunamadı ki. Yani mümkün değil şu anda. İstisnası olmayan tek biyoloji kuralı bu. Yani ölüm istisnası yok insanlık tarihinde de, canlı tarihinde de. Böyle bir kuralı düşman gibi görmek yanlış. Ama
yaşlanmayı tehdit gibi görmek yerine yaşlanmayı sağlıklı şekilde yapmak şeklinde görmek. Yani bu mesela hastalıkları tehdit gibi görmek yerine hastalıkları yönetmek, karşımıza almak yerine hastalıklarla birlikte hastalıkları kabullenip yönetmek. Bunu yaptığımız zaman kişi mutlu oluyor. Ama şey yaklaşım, bu hayat mücadeledir diyen yaşam felsefesi, hastalıklar bizim düşmanımızdır, yaşlılık bizim düşmanımızdır, onu yok edeceğiz. Demezsin arkadaş, bu gücün yetmiyor. Kontrol edemeyeceğin, gücün yetmediği şeylere savaşırsan acı çekersin. Yani evet. Kontrol edebileceğin şeyleri ne yapacaksın? Akıllıca yöneteceksiniz bu sefer. Evet, yani kontrol etmek yerine kabullenip yöneteceksiniz. Yani hayatın bir gerçeği bu. Bu deprem bir gerçeği. Deprem karşıtı olmak, depremi unutmak gibi bir kolaycılık yoluna seçiyoruz mesela. Halbuki deprem düşmanımız değil bizim. Deprem bir doğal olayı. Doğal olayı. Hayatımızın deprem bölgesindeyiz. Hayatımız kaçınılmaz bir gerçeğe. Bunu kabulleneceğiz. Onunla birlikte ilerlemeye çalışacağız. Evet, yok edemeyeceğimiz bir şeyin karşıtı olmak değil, onunla yaşamak için, onunla uyumlanmak için gereken tedbirleri almaktır yaşamak diyerek bağlayalım o zaman hocam. Tabii öyledir yani. Yaşlanmakta bir yaşam felsefesi böyle olursa yaşlılığın zorluklarını kişi yönetebilir. Yani onu gene o şeyi hisseder, zorluğu hisseder ama 10 şiddetinde bir şiddetinde yaşar ve o da tolere edilebilir sınırlarda tutar zorlukları, acıyı. Yani bu yaşamın genel kuralı, bunun temelleri önceki yaşlarda atılıyor. Evet hocam. Peki evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Haftaya Cuma günü yepyeni İnşallah. Bir konu başlığında Allah sağlık verirse. İnşallah. Buluşmak dileğiyle. İyi yayınlar. Rica Sağ ederim. Hoşçakalın. Hoşça